Evet, dün öğleden sonra itibariyle yoğun bakımlarımızda yatan COVID pozitif hasta sayısı sıfırlandı. Önceden neredeyse 30 yatak COVID'e ayırmıştık. Ameliyathane kapatılmıştı, oralarda COVID yapılmıştı. Ama Allah'a şükür olsun dün itibariyle sıfırlandı. Bir 15-20 gün öncesine kadar zaten ilçelerdeki bütün hastaları pozitifler bize yollayın demiştik. Yani ilçelerde de yoğun bakımda pozitif hasta yok. Olan bize geliyordu zaten. Bizde şu an sıfır. Serviste yatan 5 tane hastamız var. İlçelerde yatan hiç COVID pozitif hasta yok. Olsa bize yollayacaklar zaten. Yani şu an 5 hastamız var. Onların da durumu iyi. Yoğun bakıma yatacak gibi durmuyor. Gördüğünüz gibi yoğun bakım şu an boş. Biz de burayı normal yoğun bakım gibi açmayı düşünüyoruz. İşte COVID pozitif olursa da daha küçük yoğun bakıma ayırmayı düşünüyoruz. Allah'a şükür olsun kendi işimizi yapmaya başladık. Normal hastalarımıza yer bulmaya başladık. Bundan 1-2 ay öncesine kadar normal hastaları hep il dışına sevk ediyorduk. Şu an onlar kendi içimizde yatırıyoruz. Bu da bizim için büyük bir mutluluk. Salgın başlayınca 3 aya 5 aya biter diye bekliyorduk. Sonra dediler bu 2021'de devam edecek. Sonra 2022'de devam edecek. Artık bizde bitmeyecek gibi umudumuz tükenmişti. Ama şu an bitirecek gibi duruyor. İnşallah başka bir pik olmaz. Vatandaşımız şikayet olanlar PCR'ını verir. PCR yine almaya devam ediyoruz. Pandemi polikliniklerimiz açık. Yani kapalı ortamlarda iç içe olanlar maskelerini yine taksınlar. Aşı takvimi gelenler aşılarını olsunlar. Bu tablo inşallah devam eder. Herkes işine gücüne bakar. Gerçekten ülkemizde sağlık camiası olarak büyük bir sınavdan geçtik ve bu süreci güzel atlattığımızı düşünüyorum diğer ülkelerle kıyaslayınca. Yoğun bakımda gerek ailemizden gerekse çevremizden en yakınlarımızdan yatanlar da oldu. Ağır vakalar atlattık. Yaş olarak genç, yaşlı hepsinden gördük. Şu anda bu durumu görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Sürecin sonuna geldik diye düşünüyoruz inşallah. Rabbim tekrar ülkemize ve sağlık camiasına böyle bir olay yaşatmaz diyelim. Mesela Lohusa bir hastamız gelmişti. Yürüyerek geldi. Aniden tablo değişti. Daha hiç bebeğini bile kucağına alamadan vefat etmişti. Bu beni çok etkilemişti. Gerek hepimiz adına söylüyorum. Hepimiz burada yatan hastaları empati yapıyoruz. Hani yatan hastayı kendi abimiz, kardeşimiz, eşimiz yerine koyuyoruz. Zor bir süreç. Onların yaşadıkları sıkıntıyı görmek bizi gerçekten çok üzüyordu. Elimizden bir şey gelmemesi, çabalarımızın karşılığını alamamamız bizi üzüyordu. Ama sonrasında böyle bir şeyi görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. İnşallah tekrarlanmaz diyelim. Kendi ailemizden de oldu. Ben de Covid olmuştum mesela. Eşim benden dolayı karantinadaydı. Abisi vefat etti ve cenazesine gidemedi, katılamadı. Yani bu tür şeyler yaşadık. Zor bir süreçti. Umarım tekrarlanmaz diyelim. Evet, şu an mutluyuz. Dün itibariyle son COVID yoğun bakım hastamızın da izolasyon süresini tamamlayarak COVID dışı yoğun bakıma devrettik. Şu an Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda COVID hastamız yok. Süreç inşallah böyle devam eder. Sayılardan memnunuz. Yoğun bakım yatışları çok azaldı. Servis yatışlarımız da azaldı. Bu iyi gidişat devam ederse yaza doğru umut ediyorum. Süreci tamamen atlatırız diye düşünüyorum. Yani toplum bağışıklığı aşılamada fena değiliz ama daha artık toplum bağışıklığıyla bu sürecin üzerinden geleceğimizi düşünüyorum. Bayram için temkinliyiz tabii. Yine hani bir arada olma görüşmeler olacaktır illaki. Sevdiklerimizi hani bu süreçte COVID sürecinde 2 yıl süreçte hep sevdiklerimizden bu hastalığı kaptık. Temkinli olursak, hijyene dikkat edersek aksi bir durum, üzücü bir durum yaşamayacağımızı düşünüyorum. Doktorumuz da burada. Yollamamız.